Eggman'i gören oldu mu? Geçen akşam ne oldu? Başım dönüyor. Dönen şey o değil. Bu. Bu bir hataydı. Umarım yarın yaptığımız şeyin içerisinde ağır bir yemek yoktur. Hafıza kaybımı kontrol edeceğim. Bu garip. Geçen akşamın kayıtları kayıp. Seninkine bak. Hadi. Neredeydim? Belki Doktor Eggman'in bundan haberi vardır. Doktor Eggman! Efendim? Bu ilginç. Genelde bu saatlerde bize ne kadar işe yaramaz olduğumuzu söylerdi. Görünüşe göre ortadan kaybolmuş. Dur bir dakika. Doktor Eggman burada değil mi? İstediğim her şeyi yapabilir miyim? Bu çöp kutusunu tekmeleyeceğim. Bu sayede benimle uğraşmaman gerektiğini anlarsın doktor. Geçen akşam başımıza neler geldiğini anlamak zorundayız. Ve Doktor Eggman'i de bulmalıyız. Ama nereden başlamalı? Siz iki robot kafalı ne istiyorsunuz? Ama burada olma nedenimiz bu değil. Doktor Eggman'i kaybetmişiz gibi görünüyor. Dün onunla kavga ettiniz mi siz? Çok da güzel kavga ettik. Dünmüş gibi hatırlıyorum. Zaten dündü. Ne dündü? Şimdi seni yakaladım. Hayır. Teslim olmaktan başka bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Hey, bu şekilde ol... Şşş! Bunu hallederim. Şimdi beni sinirlendirdin. Ne hayal gücü ama. Büyüdüğümde tıpkı senin gibi olmak istiyorum. Knuckles, yeni kaptanımız sensin. Sıradan bir iş günü işte. Bunların hepsi çok hoş ama biz Doktor Eggman'la ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Evet, biz takımca Eggman'i yendikten sonra pazar yerine doğru uzaklaştı. Çok teşekkür ederiz. Eğer izin verirseniz kabul konuşmamı yapacağım kaptanla kafiyeli. Nasıl bir şey bulayım? Optik sensörlerin açık olsun Cubot. Buralarda bir ipucu olabilir. Hey siz ikiniz! Eggman'in dün akşam yaptıklarından sonra çok dikkat çekiyorsunuz. Doktor Eggman burada mıydı? Evet buradaydı. Ve beni şimdiye kadarki en kötü planının bir parçası yapmayı denedi. Bu şemsiyeyi iade edeceğim. Buna geri ödeme yapmamı bekleme. Bunu kırmışsın. Sen ne söylüyorsun öyle? Bu güzelce çalışıyor. Gördün mü? Ya ama sizin 30 günlük iade zamanınız var. Bu gerçekten saçmalık. Ne? Bir müşteri kaybettin dostum. Ve o kaçtıktan sonra polisi aradım. Memur bey. Bey, böyle sessizce ortaya çıkmayın. Hiç hoş değil. Çok özür dilerim. Acaba kayıp patronumuzu gördünüz mü? Yüksek sesli, kalıplı biridir. Kötü kahkahalar atar ve... Olamaz şu adam. O tehlikeli bir suçlu. Onu geçen gece yakaladık. Sokaklar o sokaklarda olmadan daha güvenli. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Patronu oradan çıkarmak için para toplamamız gerekiyor. Ve bunu nasıl yapacağımızı biliyorum. Daisy, Daisy, bana cevap ver lütfen. Bize ipucu lazım. Sen söyle hemen. Ay. Daha iyi bir fikrim var. Pekala, bağışlarınız sayesinde robot evine yağ banyosu yaptırabileceğiz. Elbette. Ben de bir bağış kurumu işletiyorum.
Operasyon Tostibik. Bebek penguenler için süveter sağlıyoruz. O soğuk yerlerde donuyor olabilirler. Evet öyle. Ve biz de onlar için süveter yaptırıyoruz. Ancak süveterleri yollayacak jet yakıtı için yeterli paramız yok. Zavallı tüyumakları. Bunun için para biriktiriyordum ama sizin durumunuz daha önemli gibi görünüyor. İşte alın. Bunu yapamayız. Para sizde kalsın ve bizimkini de alın. Bence Eggmobile'i satmamalıyız. Patron bundan hoşlanmayacaktır. Burada neler döndüğünü anladım. Beni dolandırmayı deniyorsunuz ama kimse Barker'ı dolandıramaz. Hayır efendim, mümkün değil. Hayır, böyle bir şey denemiyor. Peki onu bir test sürüşüne çıkarmama ne dersiniz? Eğer onu beğenirsem alacağım. Ne kadar isterseniz veririm. Hiç merak etmeyin. İstediğimiz kadar fiyat verebileceğimizi söyledi. Şaşkına dönmüş olabilir. Bay Barker, sizinle anlaştık. Buraya kadar. Senin yöntemlerini teker teker denedik. Şimdi benim yöntemimle yapacağız. Patron, buradayız. Yardım için teşekkür ederim arkadaşlar. Beni o yerden kurtardığınız için minnettarım. Willy Walrus, sizi tanıdığıma sevindim. Senin Eggman olduğunu sanmıştım. Beni her zaman onunla karıştırırlar. Aslında dün gece onunla konuşuyordum. Olaylar geliştiğinde pazar yerindeydim. Bir müşteri kaybettin dostum. Vay! Bu akıllı arkadaş da kim? Ağzından bal damlıyor. Kalıp sohbet etmek isterdim ama bir helyum deposuna girmem gerekiyor. Öyleyse doğru kişiye denk geldin. Bir yerlere gitmek benim işimdir. Öyleyse ne bekliyoruz? Önden buyurun. Bunların helyum olduğunu nereden bilelim? Emin değilim. Keşke anlamanın bir yolu olsaydı. Ve onu en son orada gördüm. Gecenin geri kalanını hücrede geçirdim. Bir yerlere girmek konusunda iyiyimdir ama çıkmayı başaramıyorum. Doktor Eggman! Doktor Eggman! Burada mısınız? Buraya gel Eggie. Bak! Bu onun ufalayıcı ışını. Sonunda gerçek bir ipucu. Şimdi tek yapmamız gereken yıkımı takip etmek ve... Doktor Eggman'ın bıyığı. Panik halinde yanlış yeri nişan almış ve... Ondan geriye kalan tek şey muhteşem bıyığı oldu. Hadi Kubot, eve gidelim. Sürpriz. Çekilin üzerimden. Senin kaybolduğunu düşünmüştük. Siz robot kafalılar neden bahsediyorsunuz böyle? Bu sabah uyandığımızda kaybolmuştun. Burrito yemek için çıkmıştım. Ayak izlerinizi şehre kadar takip ettik ve helyum deposunda bıyığınızı bulduk efendim. O yalnızca partiniz için hazırladığım Eggman'e bıyığı tak oyununun bir parçası. Bizim partimiz mi? Evet. Eğer sürpriz bir parti yaparsam moralinizin yükseleceğini söylemiştiniz. Tüm bunları bizim için mi yaptın yoksa? Elbette hayır. Siz şaşkınlar umurumda bile değilsiniz. Tüm işi size yaptırdım ve bunun bir sürpriz olabilmesi için hafızalarınızı sildim. Sürpriz! Ne muhteşem bir sürpriz böyle. Bir saniye bekle. Hafızamızı mı sildin?
Bunu yapabiliyor musun? Evet, her zaman yapıyorum. Çok basit. Yalnızca şuradaki düğmeye basıyorsun. Söylesene, geçen gece ne oldu? Başım dönüyor. Dönen şey o değil. Bu... bu bir hataydı. Umarım dün başımıza gelen şey ağır bir akşam yemeği dahi değildir. Baksanıza, Eggmobile'in nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Hiçbir fikrim yok patron. En kötü kim? Pasta festivalindeki kimse bu beş böğürtlenin gizli malzemem olduğunu anlayamaz. Tabii. Bu ağaçlardan biri gizlenmiş bir casus değilse. Gözüm üzerinde ağaç. Asla tarifimi alamazsın. Hey Styx, nasıl gidiyor? Bakıyorum da beş böğürtlenli pasta yapıyorsun. Onun ne dediğini anlamadım. Seni bir çiftlikte yaşamaya götürüyorum. Eğer izin verirsen toplamam gereken birkaç ağaç daha kaldı. Yardıma ihtiyacım varmış gibi görünüyorum. Birazdan dönerim. Tutan pençe tuzak çeneye bağlı, tuzak çene dürbün boğaza bağlı, dürbün boğazda pozitif yüklü direnç birliktelikle yoğun kalıpta. Oh, voltaja ihtiyacı var. Birçok ağacın voltaja ihtiyacı var. Hayır, hayır, hayır. Evet. Emin misin teyze? Styx'in makinelere karşı nasıl olduğunu bilirsin. Ama bu şey senin doğal enerjinle çalışıyor. Yeşili kullanmaktan daha iyi. Maviyi kullanıyor. Zamanını söyle. Şimdi. Tamam. Benim buradaki işim bitti. Makinen bahçeyi mahvetti. Daha kötü olabilirdi. En azından hala yemişler duruyor. Ne oldu burada? Görünüşe bakılırsa Tails kendini reçele dönüştürdü. Anladın mı? Hiç de anlamadım. Ama asla havadaki eli yalnız bırakmam. En azından bir ağaç hala ayakta. Çok ilginç bir saldırı. Muhteşem. Kırmızı şapkalılar bunu yapan aklı kullanabilir. Ona kırmızı mektup yollayayım. Styx'in bana bütün bahçeyi baştan ektirdiğine inanamıyorum. Şimdi pasta festivalini kaçıracağım. Bu senin için. Sana söylesek daha kolay olacak sanırım. Zekan, sana aylık akşam yemeği kuponu ve süper gizli özel kulübümüze katılma hakkı kazandırdı. Kırmızı şapkalılar. Vay, kırmızı şapkalılar mı? Gerçekten mi? Daha önce duymamıştım. Çünkü bu çok gizli bir kulüp. Hadi, sana yerimizi gösterelim. Sizinle gelmeyi isterdim yabancılar ama arkadaşımın bahçesini tamamen dikmek zorundayım. Güzel alet, kaç paraydı bu? İyi denemeydi ama bu satılık değil. Şey, buradaki işim bitti. Festivali de kaçırdığıma göre sizinle gelebilirim artık. Evet. Üyelere bildirin. Şimdi yakaladım. Son pazar kağıdını aldın seni türlü küçük mutant. Reklamlar. Bekle, bu da ne?
Görünüşe göre kırmızı şapkalılardan gelen bir durum güncellemesi. Ne? Mırmızı şapkalılarmış. Bu akıllıca kelime oyunu onların bir grup şaşkın olduğunu düşündüğüme işarettir. Evet. Çıkın buradan sizi şaşkınlar. Kaçın. Bu şaşkınları çöplüğümden uzak tutmak için bir şeyler icat etmeliyim. İşte bu işe yarayacaktır. Neden bu özentiler Tails'ı gruplarına alıyorlar ki? Eğer Sonic'le çalışıyorlarsa onları asla çöplüğümden atamam. Egg Mobile! Tails, geri döndük. Sticks kazandı ve sana da pasta getirdik. Gitmiş. Ve tüm tohumları da ekmiş. Bunların hepsini bu kadar kısa sürede ekmesine imkan yok. Tabii icatlarından birini kullanmadıysa. Uzaydan gelmiş diyecektim ama bu daha iyi bir tahmin. Neler oluyor burada? Bu da ne? Rendelenmiş bir çeşit ağaç mı? Bu bir zarf stick. Tails kırmızı şapkalılara katılması için teklif almış. Bekleyin. O şaşkınlar sürekli olarak köydeki meyve standını kaçıranlar değil mi? Ve açıkça görülüyor ki Tails'ı limonla karıştırmışlar. Heh, ne şaşkınlar ama. İkiniz burada kalın ve tuzaklara göz kulak olun. Amy ve ben Tails'ın peşinden gideceğiz. Tails, hoş geldin. Bu bir onur. Sanırım herkese tanıştın ha? Aslında hayır. Şu ağaç çok tanıdık geldi. Fermuar sıkıştı. Seninle tanıştığıma sevindim. Istakoz denedin mi? Yemek için ne getirdiniz? Bendeki tek şey bej böğürtlenlerdi. Ve tamamen çamurlu. Onun kötü olduğunu söylemiştim. Onları bakışından tanırım. Bence pencereden girelim. Bence pizza kuryesi gibi giyinelim. Benim fikrim daha enerjik. Benim fikrim pizzalı. Enerjik. Pizzalı. Enerjik. Pizzalı. Hey, siz yabancılar, ben şunu çıkartırken kapıyı... Şimdi olmaz. Enerjik. Pizzalı. Kırmızı şapkalılar yeni üyesine hoş geldin demekten gurur duyar. Ormanı mahveden ve böğürtlen seven bir kötü çocuk Tails'la tanışın. İçinde çamur olan reçelini getir. Teşekkür ederim. Bunun gibi şapkalar takan bir sürü kişi arasında olmak benim için onurdur. Tails'ın dahiyane kötülükleri sayesinde iki haneli kötülüklerden dört hanelilere çıkacağız. Yoksa söylemeli miyim? 8 haneli kötülükler. Evet. Orman yıkımcısı Tails'ın muhteşem dehasıyla Eggman'in mutant tohum robotlarını birleştirerek büyük planımızı gerçekleştirebiliriz. Köydeki bütün meyvelerin kontrolü ve daha da fazlası. Evet, bunun birazını anladım ve orada kötü kelimesi mi duydum? Kesinlikle. Sen bizim kötü liderimiz olduğunda kimse bizi durduramaz. Özellikle de meyve konusunda. Evet, bu biraz utanç verici ama... Ben kötü değilim. Hepimizi kandırdın mı yani? Bu kulağa çok kötü geliyor. İşte şimdi kafam karıştı. Arkadaşlar. Tails. Mırmızılar. Eggman. Kabul et, bu enerjikti. Sonic, bakıyorum da kırmızı şapkalılarla işbirliği yapmayı planlıyorsun. Ne? Ben de onlarla ekip olduğunu düşünüyordum. Buraya Tails'ı kurtarmaya geldim. Biz diyorum, değil mi? Ben mırmızılarla mı ekip olacağım? Hey, kelimelerine dikkat et. Ben bunlarla asla ekip olmam. Yani mırmızılar, maalesef sizin için başka kelime bulamadım. Öyleyse kimin tarafındasın? Kötü olmak için elimizden geleni yapıyoruz. O zaman Sony'yi yakalayın. Bizim hiç robotumuz yok ki. Siz ne çeşit kötü adamlarsınız, saldırın. Gerçekten mi? Yapabileceğinizin en iyisi bu mu? Ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Bilemedim mırmızılar. Görünürde yalnızca ikimiz varız. Yani siz ikiniz ve ben. Ne ya? Hey, kavga edecek miyiz artık? Aslında Doktor Eggman efendim, sizden bir imza alabilir miyim diye merak ediyordum.
Meşgul gibisin Bay Popüler. Seni her şekilde yakalarım. Siz gittiğinizde yağmur yağdı. İyi gidiyor Tails. Sanırım senin makinen sonunda bir işe yaradı. Ve senin şüpheci tavırların tam olarak gerçeklikten uzaklaşmadı. İyi laf ettin. Şimdi bahçeye. Kalıp yardım etmek isterdim ama çok iyi bir ağaç beni ve pastamı akşam yemeği için davet etti. Neredeyse susam tohumlarını unutuyordum. Hıh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